Adım Bahar Kovkran, 22 yaşındayım. Mazeyk doğumluyum, Brüksel'de yaşıyorum. Miss Globe Avrupa Güzeli seçildim 2010 yılında. Şu anda da modellik yapıyorum. Bahar Hanım, biliyorsunuz şu an Batı Avrupa'da 4. kuşak insanlarımız var. Bunlar genelde okuyan insanlarımız, çocuklarımız, kızlarımız, işte erkeklerimiz, gençlerimiz. Kızlarımız için siz bir örneksiniz. Onlara neler tavsiye edersiniz? Öncelikle çok teşekkür ederim böyle söylediğiniz için. Tabii ki benim en çok anlatmak istediğim ve söylemek istediğim şey okulları sakın ki ihmal etmesinler. Okul çok önemli. Onlar sonuçta modelliği de yapabilirler. Güzel yaşamlarına katılabilirler. Oyunculuk da yapabilirler ama bunu ek olarak yapsınlar. Ek olarak düşünsünler her zaman. Okullara devam etsinler. Bunu bir hobi olarak yapsınlar. Okulları bittikten sonra da profesyonel olarak çalışabilirler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz önce kendinizi tanıttınız. İleriye dönük ne gibi planlarınız var? Bir de onu öğrenelim. İleriye dönük çok planlarım var. Aslında modellikten farklı bir şey yapmak istiyorum. Oyunculuk yapmak istiyorum. Bu konuda da çok teklifler geliyor. O yüzden yani değerlendirmek istiyorum. Türkiye'ye gidip bir şansımı denemek istiyorum. Demek ki bizim diğer gençler gibi Türkiye'ye özlemi var. Türkiye'de bir dizide ya da bir herhangi bir sinemada oynamak, rol almak isterler değil mi? Siz de herhalde öyle bunu düşünüyorsunuz. Evet, ben de sinema çok güzel bir alan. Gerçekten örnek aldığım çok insanlar var. Özellikle Yeşilçam'da olan sanatçılardan çok örnek aldığım insanlar var. O yüzden çocukluğumdan beri oyunculuğa karşı bir onu gerçekleştirmek istiyorum. Peki bu arada Türkiye'ye geldiniz yanılmıyorsam. Evet. Var mı tek söyleyebilir misiniz? Evet, çok var ama sorun sadece Belçika'da yaşadığım için kaslara katılamıyorum, görüşmelerimi tam olarak yapamıyorum. Gittiğim zaman hepsini bir arada yapıp tekrar dönmek durumunda kalıyorum. O yüzden hani kasları çağırdıkları zaman işte bugün gel, yarın gel, bunu ayarlamak biraz zor olduğu için inşallah önümüzdeki ay gitmeyi düşünüyorum. Siz tabii ki maşallah çok güzelsiniz. Avrupa güzel seçildiniz. Türkiye'de de gittiğinizde büyük bir ilgi oluyor size karşı. Rahatsız oluyor musunuz? Yok, hani rahatsız olmuyorum. Hani sonuçta beğenilmek güzel bir şey ama ben hani artık alıştım. Yani beni rahatsız etmiyorlar. Yani aşırı bir ilgi tabii ki var ama biz Avrupa'da yaşayanlar sizler gibi 3. 4. kuşak biraz böyle çekingen davranıyoruz. Öyle ama yani nasıl anlatayım? Şimdiki gençler daha farklı, daha farklı yaklaşıyorlar. Özellikle bayanlar daha çok ilgi çekiyor. Mesela bir yere gittiğim zaman işte Bahar burada, çok hoşuma gidiyor onların bana bakması, beni beğenmesi, örnek almaları gerçekten çok beğeniyorum. Bir de şunu sormak istiyorum, burada yetişen, Avrupa'da yaşayan gençlerimizin bazı dil gibi bazı sorunları oluyor. İşte Türkçe belki çok iyi konuşamıyorlar. Siz böyle bir sorunla karşılaşıyor musunuz? Neler söylemek istersiniz diğer gençlerimize? Türkçe ile ilgili... Türkçe... Pardon, bu arada çok güzel Türkçeniz var, onu da söyleyeyim. Türkçe çok önemli bir dil. Bunu ben Flamanca'da konuşuyorum, Fransızca'da biliyorum. Ama Türkçe'yi kendim daha rahat ifade edebiliyorum ve çok sevdiğim bir dil. Daha anlamlı, daha doğru olduğu için çok seviyorum. Türkiye'ye gittiğimde hiçbir problem yaşamıyorum. Ama bazenleri bir kelime böyle kaçıyor. İşte diyorlar ki hani, var hayret ilk defa bir şey kaçırdın, hani düzgün söyleyemedin hepsiyle. Ama tabii ki buradaki gençlerimiz iyi olanları da var, biraz Türkçeleri düşük olanlar da var. Sadece benim yaptığım herhalde annemden geldi. Biraz fazla Türkçe kitapları da okuyorum ben. O yüzden televizyon izliyorum. Önemlisi, en önemlisi televizyon. Televizyon izlediğin zaman dilim de çok gelişiyor. Bu şekilde oluyor. Hani aralarında hep Flamanca konuştukları için buradaki gençler Türkçe'yi unutuyorlar. Türkçe konuşanlar da Flamanca unutuyor. Aslında biraz bizim işimiz de zor, öyle söyleyeyim. Kapatı son olarak şunu sormak istiyorum. Çok iyi bir teklif aldınız diyelim Türkiye'de ki alacaksınız mutlaka.
yerleşmeyi düşünür müsünüz? Kesinlikle yerleşmek istiyorum. Yani İstanbul benim hayal şehrim. O yüzden İstanbul'da yaşamak, kendi artık ben Belçika'da doğdum, artık kendi ülkemde yaşamak istiyorum. Artık orada şeyler yapmak istiyorum. Bakalım yani aileme sadece gittiğim zaman inşallah sadece kendimi değil ailemde ikna edebilirse onları da gitmek istiyorum. Peki o zaman size çok şanslar, yolunuz açık olsun diyorum.